Herkese merhabalar arkadaşlar. Yaz geldi. Ne yapıyoruz? Yazın sürekli kahvaltı mekanı arıyoruz ve sizin için çok güzel bir yerdeyiz. Yemyeşil bir mekan. Aynı zamanda hayvanlarımız falan da var. Lezzetlerini de şimdi sizin için tadacağız. Bakalım nasıl güzel bir yer. Neredeyiz arkadaşlar? Demirdici'de bulunan Çınarlıdere'deyiz ve yanımızda mekan sahibi Mine Hanım var. Mine Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Biraz mekanınızdan bahseder misiniz bize? Bahsedelim. Demirci Mahallesi'nde, Nilüfer Demirci Mahallesi'nde Çınarlıdere Restoran'dayız. Evet. Demirci'nin piknik alanlarında kalıyor. Ha, biraz Demirci'nin üst tarafındayız arkadaşlar. Aynen. Aynı zamanda Nilüfer Demirci At Spor Kulübümüz burası. Sizin bünyenizde. Aynen. Atlarımız var, binicilik derslerimiz var. Antrenörümüz eşliğinde doğa turlarımız var. Yarım güzel. Saatlik, bir saatlik gibi. Atlarımız üzerinde doğa turları yapıyoruz. Aynen öyle. Aynı zamanda bir kahvaltı mekanı işletiyoruz. Aynen. Aynı zamanda öğleden sonra da restoran bölümüne dönüyor Anadolu kadarıyla. Aynen. Arkadaşlar arkada da görebilirsiniz. Bu taraftaki kameradan gözüküyor. Aynı zamanda kendin pişir kendin ye gibi böyle etlerimiz falan filan da var. Evet. Şimdi sizler için bakalım tadalım. Evet Mine Hanım, şimdi bu bizim baz kahvaltımız. Sen yani biz kahvaltımız, aynı. İki kişi eşimizle beraber buraya geldiğimizde bizim önümüze gelecek kahvaltı bu. Aynen bu, serpme kahvaltımız. Şeyimiz, yumurtamız ekstra sağında, değil. Aynen, tereyağlı sahanda yumurta yapıyoruz. Pişimiz, patates kızartmamız, sigara böreğimiz. 4 çeşit peynirimiz. Evet, arkadaşlar burada ezine görüyorum. Miyaliş görüyorum ki her yerde olmaz. Kaşar görüyorum, çeçil görüyorum. Aynen. Ve kişi başı birer tane de salam. Salamlar da gayet kaliteli duruyor. Evet. Onlara da bakacağız. Yeşilliğimiz, salatalığımız ve domatesimiz var. Siz de görüyorsunuz. Tereyağımız, kaymağımız, balımız. İki çeşit zeytinimiz. Evet. Burada galiba ezme görüyorum ve sanırım ev salçası yapıyorsunuz. Aynen. Salçamız kendi ürünümüz. Oh, kendim çok güzel. Yapıyorum. Ben evet. Bayılıyorum salça konusunda. Çok severek yerim salçayı. Aynen. Bunun yanında arkadaşlar 3 çeşit tatlımız var. Sarellimiz var. Tahin pekmezimiz var. Ve gördüğüm kadarıyla çilek reçelimiz ve gül reçelimiz. Ha, 4 çeşit oldu arkadaşlar tatlımız. Vallahi menü gayet güzel. Peki biz geldik. Peki şeyi sorayım. Su da görüyorum. Evet, bir adet su veriyoruz. Menünün içinde su da var. İşte aynen. Arkadaşlar bu her yerde olan bir şey değil. Suyu illa ekstra verirler. Burada suyunuz da var. İlla insan su içmeden olmuyor. Peki pot çayımız geliyor. Pot çayımız sınırsız. İçebildiğimiz kadar. İçebildiğiniz kadar içebilirsiniz. Oh maşallah. Vallahi gayet güzel arkadaşlar. Şişman burayı beğendi. Peki ne ödeyeceğiz bakalım? 2 kişilik serpme kahvaltımız 200 TL. 200 TL. Aynen. Kişi başı 100 TL. Kişi başı 100 TL. Aynen. Vallahi arkadaşlar böyle bir mekanda gayet bence uygun. Hem çocuğunuza, çoluğunuza geldiğinizde burada vakit geçirecek alan çok fazla. Artı ortası çok açıklık ve bir tane top gördüm ben. Hani çocuklarınız orada top oynar, ne bileyim frisbee oynar, badminton oynar gayet bir yer. Aslında burada şey de yapılabilir. Böyle ne bileyim nişandır, kınadır, o tarz şeyler de yapılabilir. O tarz ya, şeylere giriyor musunuz? Doğal gün organizasyonlarını yapıyoruz. Hı-hı. Yani nişan da yapıyoruz. Mesela yarın akşam küçük çatlı bir nişanımız var. Yani daha zaten bir senelik bir işletmeyiz. Evet, yeniyiz. Aynen, Haziran gibi başladık. Yani ufaktan yapacağız inşallah organizasyonlarımızı. Oh, hemen ustam bir şey daha getirdi. Menemen herhalde bu ekstra oluyor. Ekstra, aynen. Ondan hemen sıcakken tadalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda köy ekmeğimiz. Evet. Ev yapımıdır. Ben kendim yaptırıyorum evde. Oh maşallah. Aynen. Vallahi arkadaşlar bildiğin fırından almıyoruz. Eski sistem köy. Ekşi maya, aynen. Ekşi maya köy ekmeği. Vallahi bol tereyağlı aynen, gördüğüm aynen. kadarıyla. Hemen arkadaşlar sizin için tadıyorum. Çok güzel arkadaşlar ve döküm tavada da sıcacık geliyor. 10 numara 5 yıldız. Hemen peynirlerinizi tadıyorum bakalım. Peynirlerimiz nasıl? Malıç çok her yerde görmediğim bir lezzet. Malıç vermeniz... Değişik olmuş. Malıç peynirimiz, kaşar peynirimiz,
Ezine peynirimiz ve çeşil peynirimiz. Aynen, dört çeşit. Peynirlerim Manyas'tan geliyor. Belli. Evet. Bol yağlı. Aynen. Arkadaşlar, peyniri yediğinizi anlıyorsunuz. Yani burayı kızımla beraber işletiyoruz, Ezgi Miril'le. O aynı zamanda bir hanımine restoran diyebiliriz aslında. Aynen. Bir aile şirketi. Kulübümüzün de başkanı İlker Miril'le eşim. Aynı zamanda geleneksel atlı sporlar kulübü il temsilcisidir kendisi. Daha çok işte atların tarafıyla ilgileniyorum. Tamam, siz kızınızla beraber. Biz de kızımla beraber, evet, restoranda işletiyoruz. Zaten bir restoranın işine hanımıyla girdi mi, onlar zaten kendi yemediği şeyi kimseye yedirmez. Ben hemen tadımlara devam ediyorum arkadaşlar. Yani burası bahçe tarafımız. Organizasyonlarımızı genelde bahçe tarafında yapıyoruz. Ben girerken otopark tarafında derenin kenarına koyduğunuz bir 8-10 masa daha gördüm. Arkadaşlar, aynen, burada aynı zamanda dere de var. Evet. Yani misiye illa da derenin yanına gideceğim demenize gerek yok. Buraya da gelebilirsiniz. Aynen. Şimdi zaten görüntüler de gelir. Çok güzel böyle bir dere şırıltısı geliyor. Yanından kuş sesleri. Aynı zamanda burası böyle esintili de bir yer arkadaşlar. Hani sıcak zamanlarda tam yazlık bir yer olmuş yani. Ben de evime aldığım peynirler bunlar. Aynen, kesinlikle. Biz evime aldığım peynirleri kullanıyorum. Aynen, iş için Karacabey'e biraz fazla gidip gelen bir durumdayız. Karacabey'den Malış peynirini severek alırım ben. 10 numara 5 yıldız olmuş. Çok zor olmuş. Afiyet olsun. Hemen zeytinlerimiz. Bunlar da tabii standart Gemik'ten alınıyordur. Aynen öyle. Belli duruşlarından. İşte aynı zamanda kamelyalarımız var burada, 6 tane. Ya isteyenler, kendi pişirip kendi yemesini sevenler için. Mangal veriyor musunuz yoksa? Mangalı, kömürü yanmış halde veriyoruz. Mangal şeklinde veriyoruz. İçeriden et reyonumuzdan istedikleri ürünleri seçip biz hazırlayıp orada kendileri pişirip de yiyebiliyorlar. Deri alıyoruz arkadaşlar. Gelip burada mangalda hazır veriyorlar. Hiç uğraşmayın. Cazbaz. Kendin pişir, kendin ye. İsteyenlere içeriden pişirip hazır bir şekilde veriyoruz. Ben hemen yani etlerimizin yanında Gözlememiz de gelmiş. Aynen. Gözlememiz de 3 peynirli gözleme. Yani kahvaltıda kullandığımız peynirlerin aynısından gözlememizde de kullanıyoruz. Ben hemen sıcakken ondan da tatmak isterim. Tabii, buyurun. Becerdim. Evet, belli. Arkadaşlar, içinin peyniri biraz işçilik yapılmış. Evet. Malıç biraz tadı ağır bir peynirdir. Böyle yoğun peynir tadını sevenler için birebir arkadaşlar tavsiye edebilirim. Normalde kaşarlı yapıyoruz gözlememize. Kaşarlı sucuklu yapıyoruz. Tabii bunların çeşitleri. Aynen. Peynirli, çeşit, patatesli. Aynen. Güveçli alabalığımız da var bizim. Ha, alabalık da var. Evet. Mantarlı, tereyağlı, kaşarlı, kılçıksız bir şekilde alabalığımızı hazırlayıp sunuyoruz. Burada pişi görüyorum. Evet. Şimdi bir pişinizden de tadayım. Bir de patates alayım. Patates ev patatesi gibi duruyor ama. Evet arkadaşlar, anne patatesi. Hamurlarınızın genel tadını çok beğendim. Bildiğin anne pişisi olmuş bu da. Afiyet olsun. Bana hep sorarsınız arkadaşlar, ben salam kaliteli mi diye. Ben hemen salamı sizin için tadıyorum. Ben keserken gördüm tabii markasının modelini ama. Evet arkadaşlar, kaliteli. Gönlünüz rahat bir şekilde buraya ailenizle birlikte gelip arkadaşlar çok, aynen, güzel bir şekilde kahvaltı yapabilirsiniz. Ya özellikle çocuklu ailelerin çok rahat edebileceği bir yer. Evet, çok fazla. Yani çıkış yok çocuklara hiçbir şekilde. Her şey oturdukları yerden aileler. Evet. Gözlerinin önünde çocuklar topunu oynayabilirler, ata binebilirler. Ne isterlerse yapabilirler, evet, yani burada. Ufak bir
Oyun bahçemiz var. Küçük artı bir oyun, çocuk parkımız keçilerimiz var. Çok tatlı. Oğlaklarımız var, tavuklarımız keçileri, var. Keçileri sevebiliyorlar. Aynen. Aynen, köpeklerimiz var. Ben hemen bir kulüpte olduğu için evet, hayvan kulübü gibi olmuş yani. Aynen öyle. İşte burada derslerimiz var öğrencilere. Dörtlü paketimiz, sekizli, on ikili gibi paketlerimiz de var. Çok iyi. Aynen, aynı zamanda antrenör eşliğinde burada biniciliği de öğrenebilirler. Çok çok iyi. Hem hayvan sevgisini hem aynı zamanda da biniciliği. Evet, evet, evet. Bu arada arkadaşlar, kebapçıları aratmayacak lezzette bir ezme. Aynı vallahi billahi hani kebapçıları aratmaz yani. Ben hemen salçanızdan da ızgaramızın yanında mezelerimizi mutlaka veriyoruz. He, onda ne veriyoruz? Onda biber boranimiz var. Oba, taratorumuz tamam. Var. Tamam. Ve ezmemiz var. Arkadaşlar, ezme ile et. Kahvaltıda bu kadar güzel giden bir şeyin, emin olun etle çok daha güzel olacağı aşikar. Çok bu 10 numara olmuş yani. Afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz. Kebapçılarda, evet, kebapçılarda yemediğiniz kadar iyi diyebilirim. Salçada arkadaşlar tam bir ev salçası. Onu ben kendim yaptım. Ve bizim damağımıza yani Bursa damağına yakın bir. Aynen. Tat, biz çok fazla böyle biber sevmeyiz. Domates yoğunlukta ama çok aynen, arkadan aynen. Arkaya böyle ufacık bir biber. Aynen. Böyle tatlısı, biber aynen, tatlısı aynen, geliyor. Aynen. Bizim Bursa'mızın zaten yani, çileği meşhurdur. Sizin çileği geçeniniz de güzel olmuş. Hemen şundan da şöyle arkadaşlar sizin için. Beğendik mi? Valla şu ana kadar hani beğenmediğim hiçbir tat yok. Afiyet olsun. Bir de şunu göstermek istiyorum. Hani daha domatesler olmadı ama arkadaşlar, domates kıpkırmızı valla. Hani evinizde ne alıyorsanız aynen, burada anladığım kendim seçiyorum. Kadarıyla evet. Burada siz şey yapıyorsunuz. Bir de çocuklar çok sever. Bu da kaliteli bir marka duruyor. Evet arkadaşlar, Şişman burayı beğendi. Günün rahatlığıyla buraya gelip cayır cayır hepsini böyle fıyık da yapıp krom tadır alabilirsiniz yani. Gayet başarılı olmuş. Mekanınız çok güzel. Arka tarafta dediğimiz gibi hem çocukların aynen, oynayabileceği alan çok fazla. Hem de insanların gözünün önünden ayrılmıyor olması çocukların gayet aynen, başarılı. Benim aynen, tabii favorim şimdi dere tarafı, evet dere tarafı benim daha çok hoşuma gitti. Dere kıyısında gezelim, görelim, gösterelim. Onu ben zaten programa başlamadan önce çektim. Tamam. Şimdi görüntüler tekrar devreye giriyordur zaten. Tamamdır. Evet Münih Hanım, şimdi baz versiyonumuzun fiyatı belli. Evet. Peki menemenimiz ekstra geliyor. Buna ne yazıyoruz? 35 TL menemenimiz. Peki 3 peynirli, gözlememiz 45 TL. 45 TL. Evet aynen, arkadaşlar. Hakkıdır ve gerçekten tatlıdır. Ben size bunun garantisini veriyorum. Peki Mine Hanım, buraya gelecek misafirlerimiz bizi nasıl bulurlar? Yani neredeyiz? Demirci'nin üst tarafında. Üst tarafında aynen, piknik alanları diye geçer. Demirci piknik alanları. Aynı zamanda Instagram adresimiz var. Ha, Instagram'da konumumuz vardır konumumuz zaten. Konumumuz var aynen. Hafta sonları rezervasyon aynen, almıyoruz. Aynen, yerim varsa misafirlerimi ağırlıyorum. Yoksa ama çünkü aynen, kalabalık oluyoruz. Hafta içi de kalabalık gruplar şeklinde olursa mutlaka rezervasyon alıyoruz. Evet, doğum günü organizasyonlarında, nişanlarda. Orada zaten 20, arkadaşlar sosyal medyadan da rezervasyon talebinde bulunabilirsiniz. Kalabalık 20-30 ben zaten yemeklerde alıyoruz. Alt tarafa Instagram adresini yazıyorum arkadaşlar. Evet. Hem takip ediyoruz hem de alıyoruz, geliyoruz arkadaşlarımıza. Buyurun. Her pazartesi kapalıyım. Heh. Evet, haftada 6 gün çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen. Pazartesi günleri kapalıyız. Aynen. Bunun yanında cumartesi pazar full geçiyor burada. Aynen. Pazar günlerimiz özellikle çok kalabalık geçiyor. Peki kaçta açıyoruz? Yani şimdi biz yer kapacağız ya, biz şimdi geleceğiz. Aynen. En güzel yeri kapmak için kaçta gelmeliyiz? Kaçta açıyoruz? Kahvaltı kaçta başlıyor? 9 gibi açıyoruz biz. hazır olması 9.30. Tamam, zaten ona çayın doğru demlenmesi aynen, bilmem nesi. Aynen öyle. Tamam, biz 9 gibi açığız arkadaşlar. 9.30'da hazırlık aşamasından sonra evet, kahvaltınız masanızda oluyor. Erkenden gelin, yerlerinizi kapın arkadaşlar. Şişman burayı beğendi. Şekilde.